Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bimnida ve Smnida ekini göreceğiz. Bu ek fiil ve sıfatlara eklenen bir ek. Düz bildiri cümlesi son eki diyebiliriz bu ekler için. Resmi ve saygılı konuşmalarda genelde bu ek kullanılıyor. Zaman olarak şimdiki zaman işte ve geniş zaman olarak kullanılıyor fiiller için. Ünlüden sonra bir nida geliyor. Ünsüzden sonra da sımnida geliyor. Fiil ve sıfatlara geliyor dedik. Korece'de fiiller ve sıfatlar master eki alıyorlar. Korece'deki master eki da. Bunlar bu ek hem sıfatlara hem de fiillere getiriliyor. Şimdi örneklere bakalım. Kada gitmek demek kamnida oluyor. Neden? Ünlüyle bitmiş çünkü. Şöyle şuraya yazayım tekrardan. Kada gitmek demek. Bu bizdeki master eki yani mekmak. Bu düşüyor önce. Sonra da B aşağıya geliyor. Yanına da nida eki geliyor. Kam nida oluyor böylelikle. Yani gidiyor, gitmek de böyle bir anlamı var. Gider. Hem geniş zaman hem şimdiki zaman diyebiliriz bunun için. Mok da yemek demek. Mok da. Bu da eki düşüyor. Onun yerine de Sımnida getiriliyor. Çünkü ünsüzle bitiyor. Moksımnida oluyor. Diğer örneğe geçelim. Yepbu da güzel demek. İpbu da diyorlar. Bu da düşüyor. Aslında bir sıfat bu, fiil değil. Ama sıfatlar da Korece'de bu da master ekini alıyorlar. Bu düşüyor. Ne oluyor? Yepum nida oluyor. Neden? Çünkü ünlüyle bitiyor. Yani güzeldir derken bunu kullanıyoruz. Bu ek sıfatlara gelince dırdır anlamı katıyor. Fiillere gelince de fiillerde de işte bazen şimdiki zaman, bazen geniş zaman anlamı katabiliyor. Bunun soru haline bakalım. Soru hali de bimnikka ve sımnikka şeklinde oluyor. Bu da Türkçedeki midir ekine denk geliyor. Yani kadaya bimnikka eklenince kamnikka. Yani gidiyor musun? Gidiyor musunuz oluyor. Çünkü bu saygılı bir ifade. Noktada tabii ki biraz önce gösterdiğimiz gibi sımnikka oluyor bu sefer. Soru işareti koyuyoruz. Mok sımnikka. Yani yiyor musunuz? Yapıda da yapım nikah oluyor. Güzel midir diye sorarken bu şekilde soruyoruz. Diğer örneklere geçelim. Burada ik de var. İk de okumak demek. Okuma kurallarını anlatırken bahsetmiştim, okunuş kurallarını anlatırken. İk da diye okuyoruz. L'yi okumuyoruz. Sadece ik da, sanki sadece G harfi varmış gibi okuyoruz. Ama yazarken tabii ki ikisini birden yazıyoruz. İk da okumak demek. Da'yı önce bir atıyoruz. Ünsüzle bittiği için, hatta çift ünsüzle bitiyor. İksim nida oluyor.
Yani okuyorum ya da okurum. Soru yaparken de bu sefer iksim nikah şeklinde okuyor musunuz diye sorarken bu şekilde yazıyoruz. Ant örneğine bakalım. Anta yine okunuş kuralı. Bunu atıyoruz C harfini. Sadece N harfi var gibi okuyoruz. Yani anta. Tabi yazarken normal biçimde yazıyoruz. Oturmak. Şimdi bu da'yı atıyoruz. Ve yine ünsüzle bittiği için sımnida'yı ekliyoruz. Ansımnida oluyor. Ansımnida oturuyorum anlamına geliyor. Oturmaktayım. Soru yaparken de sadece sonunu değiştireceğiz. Bu sefer ansımnika diye sormamız gerekiyor. Burada da nasıl yazıldığı var. İksımnida, ansımnida, iksımnika, ansımnika olarak. Diğer örneklerimize geçelim. İtta. İtta var demek. Şu şu vardır derken kullanıyoruz. Ünsüzle bittiği için İsim Nida oluyor. Okunuş kuralıydı. Bunu D olarak okuyorduk. İsim Nida diye okuyoruz. İsim Nida var demek. Sonunu isim Nika sonunu değiştirdiğimizde de var mı diye sorarken de sonunu değiştiriyoruz sadece. İsim Nika var mıdır demek. Gelelim optaya. Opta da yok demek. İtta var, opta yok. Opta yine mastar ekini atıyoruz. Opsımnida oluyor. Neden? Çünkü ünsüzle bitmiş. Yine okurken bu S harfini okumuyoruz. Okunuş kuralı. Opsımnida diye okuyoruz. Ya da opsumnika diye sorabiliriz. Diğer örneğimize geçelim. Manta. Manta çok demek. Bu da okunurken H okunmuyor. Yine master ekini atıyoruz. Man Sımnida. Çoktur derken mansımnida diyoruz. Mansımnikka ise soru hali oluyor. Yani çok mudur diye sorarken mansımnikka diye soruyoruz. Burada da nasıl yazıldığını görüyorsunuz. İsımnida, opsımnida, mansımnida. Bunlar da soru halleri. İsımnikka, Opsumnika, mansumnika. Gelelim örnek cümlelerimize. Hakyo ekamnika. Hakyo okul demek. Hakyo ekamnika şu ea eki. Yani okula gidiyor musunuz derken Hakyo ekamnika yazayım şuraya Hakyo'yu. Yazamadım. Hakyo okul demek. Hakyo e dersem okula olur. Okula gidiyor musunuz? Hakyo e kamnika. Cevap olarak ne? Hakyo e kamnida. Evet okula gidiyorum. Sadece başına ne'yi getiriyoruz. Yani evet diyoruz. Sonra da Kamnida deyip sonunu değiştiriyoruz. Burada kamnika, burada kamnida. Evet okula gidiyorum. Okula giderim ya da
Diğer cümlemiz çigım muosır hamnikka. Çigım şimdi demek. Şimdi. Şimdi muosır hamnikka? Muot. Önceki derslerimizde bahsetmiştik. Muot ne demek? Muosır hamnikka? Şimdi ne yapıyorsunuz demek. Hada şu fiilin kökü hada. Dağ düşüyor ve biyim nida nikka geliyor. Soru sorarken nikka oluyor. Ham nikka. Şimdi ne yapıyorsunuz diye sorarken çıgı muosır ham nikka. Cevap olarak çegır iksim nida. Çek kitap demek. Çegır derken bu ek ı yı anlamına geliyor. Kitabı okuyorum demek oluyor. Nesne eki yani bu. Kitap okuyorum. İksim nidayı da biraz önce görmüştük. İk da sadece G'yi okuyoruz. İk da okurken okumak demek. Çegir iksim nida kitap okuyorum. Diğer örneğimize bakalım. Köşiri kımnikka. Köşir sınıf demek. İ ise özne eki. Kıda da kıda büyük demek. Bir sıfat. Ve ünlüyle bittiği için kımnikka yani sınıf büyük müdür diye soruyor bu cümlede. Köşeri kımnikka ne? Köşeri kımnida. Sonunu da daha yaptığımız zaman evet sınıf büyüktür diye cevap vermiş oluyoruz. Son örneğimize bakalım. Gözükmüyor ama. Şigan isimlikka. Diye sormuş. Şigan ya da buraya özne eki olan i'yi getirebiliriz. Zamanınız var mı? Diye sorarken saygılı bir ek olduğu için zamanın var mıdansa zamanınız var mı diye çevirmek daha doğru olur. Şigan isimlikka. Zamanınız var mı? Cevap verirken de Anio Shigani opsum nida. Anio hayır demekti. Anio virgül Shigani zamanı yok derken de baştan yazayım yoku. Op da yok demekti. Opsum nida da yoktur demek. Evet bu kadar sım nida kalıbı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları mutlaka sormayı unutmayın. Hoşça kalın.